Merhaba arkadaşlar. Pravda kuşu bozan cümle soru çözümüyle birlikteyiz. Yavaşlama muhtemelen şundan dolayıdır veya şunla ilgilidir. Aynı zamanda şundan dolayı da olabilir. Arkadaşlar olsunun kimliğini ön plana çıkartırsak olsun ayrıcı demek. Yani öncesinden var olan bir tane daha eklem yapısıdır. Buradaki 4 numaradaki it eğer biz 2'ye yaslarsak yavaşlamaya Buradaki also ayrıca demişti ya yani öncesinden bir tane daha öncesine benzer bir format. Mesela İngilizce biliyor. Ayrıca dediğinde also dediğinde Almanca da biliyor. Evet burada bir olasılıktan bahsetmişti. Evet burada da olasılık yapısı söz konusu. İşte yorumu iyi yaptığımız zaman şuradaki parts yine do in part to kısmen şundan dolayı evet burada da yine bir parça olma özelliği vurgulanıyor. Ayrıca diyerekten yani biz burada e, 4 numarayı 2 her türlü yaslayabiliyoruz. O zaman 3 numara için yapacağımız yorum Konya çıkaradan akışı bozan cümle şeklindedir. Mesela biz 3'ü tuttuğumuz zaman 4'teki itin karşılığı itin karşılığı Araştırma ekibinden bahsediyor. Araştırma ekibini James kimliğiyle yorumladığımız it olarak yorumlayabiliriz ama ekip oluşturan bireyler olarak insan olarak yorumladığımızda D olarak karşımıza gelir. Ve mevsimsel mevsimler arasındaki aşırı farklılıklardan kaynaklanan araştırma takımı değildir. Mevsimler arasındaki aşırı farklılıklardan kısmen kaynaklanan bu itin karşılığı yavaşlama olması lazım. Yani dörtlü üç arasında bir özne uyumu söz konusu değil. Ayrıca also bunun kimliğini dikkat alırsak ayrıca öncesine ekleme yapısıdır. Artı bir yapısıdır. Yavaşlama aynı özne. Muhtemelen şundandır. Ayrıca muhtemelen bir de bundan olabilir şeklinde. Dolayısıyla 3 numara akışı bozan cümle diyoruz. Çünkü 4 3'e değil 2'ye yaslanıyor. Arkadaşlar masaya var. 3. hali geçmişe dönük %95'lik tahmin yapısıdır. Peki Şöyle bir baktığımızda 4 numara ise simple present arkadaşlar. Ve 3 ile 5'in gidişatı 200 ila 500 metre. Daha sonrasında 60 ila 65 milyon yıl. Yani burada yeni keşfedilen kraterin 3 numarada çapından 5 numaralara yaşından bahsedilmekte. Dolayısıyla 3 ile 5'i gönül rahatlığıyla hem mavi kısımdaki şöyle olmuş olmalı, böyle olmuş olmalı. Geçmiş önümüzdeki bir tahmin kimliği de hem de sonrasında gidişat itibariyle arkadaşlar birbirine yaslayabiliyoruz. Evet 4 morales arkadaşlar akışı bozan cümle tens noktasında da zaten arkadaşlar bu keşfedilen e, kraterin kriterin kimliğiyle ilgili özelliklerden bahsederken bunun çok ...60-65 milyon yıl öncesine dayanmasından bu döneme ait olmasından bahsederken kullanması gereken yapı... ...Symbol Pass Edge bir yapı. Dolayısıyla 4 numara Symbol Present geri plana gitti. Akışı bozan cümle olarak yorumlandı. Arkadaşlar. Yeni bir hayvanı sınırlandırmak her zaman kolay değildir. Şöyle bir şey hayal edin. Evet. Peki şimdi arkadaşlar. Hayal edin mesela ne diyor? Ee, siz... Avustralya'da takip eden fiziksel özelliklere sahip olan tuhaf bir hayvana karşılaşan ilk Avrupalı hayvan bilim e, hayvan e, bilimi uzmanı olduğunuzu hayal edin. Peki şimdi e, Avustralya'da takip eden özelliklere sahip olan e, hayvan bir hayvanla karşılaşan ilk hayvan bilimi uzmanısınız. Evet. Peki bu hayvanın özelliğinden bahsederken arkadaşlar işte e, baktığımızda şu şekilde özellikleri sahip işte e, ayaklarının arasında işte perde var daha sonrasında tüylü bir vücudu var şeklinde görüyorsunuz. E, ...yumurtalar bırakıyor. İşte buradaki 3 de arkadaşlar... ...bu hayvanın özelliklerinden bahsediyor. Fiziksel özellikleri. Peki bunu nasıl sınıflandırdınız? Hani şurada hayalin demişti ya... İşte bu bulduğunuz hayvanı... ...çünkü ilk cümleleri... ...yeni bulunan bir hayvanı sınıflandırmak her zaman kolay değil diye... ...bir bilgi mevcuttu. İşte böyle bir hayvanı bulan kişisi olsaydınız... ...nasıl sınıflandırdınız? Şu an kadar cümle arasında geçişte bir sıkıntı yok. Peki 4 numaraya bakıyoruz. Dünyanın geri kalanı aksine... Avustralya'da evet nispeten az sayıda nispeten az sayıda eteneliler mevcuttur. Arkadaşlar paragraf Avustralya'da nispeten az sayıda etenelilerin yani bu canlı türü olmasından bahsetmiyor. Bir hayvanın sınıflarından kolay değil. Siz şu özellikle bir hayvanın şu özelliklere sahip bir hayvanı ilk bulan kişi olduğunuzu hayal edin. Buradaki takip eden fiziksel özellikler dedi. Burada hayvanın fiziksel özelliklerine bahsediyor. İşte bunu bulan ilk kişi olduğunuzu hayal edin ya. Peki bu durumda onu nasıl sınıflandırırdınız? Yani dört cümle kendi arasında bir bütün arz ediyor. Ancak dünyanın geri kalanının aksine Avustralya özeli zaten anlatabildim. Ve şuradaki e, nispeten çok az sayıda eteniler e, memelilerine sahiptirlerken bu canlı türünü paragrafa entegre edemiyoruz. Akışı bozan cümle diyebiliriz. 63'teyiz. Uzun zaman. Evet. Bilim, sanat. Evet. Şimdi uzun süre bilim aşağı yukarı doğal felsefe olarak bilinen bir e, bütündü. Bileşik bir bütündü. Ve sanattan çok uzak olarak görünmüyordu. Daha sonrasında 18. yüzyılda yani uzun zaman derken 18. yüzyılın öncesine uzun zaman. Daha sonrasında 18. yüzyıl bir daha daha sonra diyerekten 19. yüzyıl ve şu anda. Arkadaşlar şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu. 4 numarada aslında diyerekten önceki cümleye yaslanan bir ifadedir aslında. Yani senden hoşlanmıyorum aslında nefret ediyorum. Aslında dediğimizde 19. yüzyıl dedik ya o zaman buraların 1930-40 değil de 1830-1840 olması lazım. Çünkü aslında dediğimizde bir önceki cümleye yaslanırız. Bir önceki cümlede 19. yüzyıl var ya arkadaşlar o zaman burada da 1830'lar 1840'lar yani 19. yüzyılın içinden bahsetmemiz lazım. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yalnız buradaki actually son derece önemli. Aslında deyip önceki cümleye yaslanan bir ifade. Önceki cümlede 19. yüzyıl 1800'ler olması lazım. 1930'lar 40'lar akış bozan cümle. Evet ısının anlık akışı bu ifade direkt 3'teki ısının anlık akışına yaslanmakta arkadaşlar. Dolayısıyla 4 akışı bozan cümledir. Tekrardan söylüyorum. Isının anlık akışı 3'te geçen bir ifadedir. 4 akışı bozan cümledir. Peki bir sonrakine geldik. 65. Arkadaşlar beşinci cümlede böyle bir alet deniliyor ama öncesine şöyle bir çevirelim. Şu anda salınım süresince farklı miktarlarla bu black body yani burada fizikte çok geçen bir olaydır arkadaşlar. Bu kara cismin enerjiyi değiştirdiği fikri Einstein'a düşünmesi için şimdi başka bir şey sunmakta. Daha sonra Einstein icadını açıklamak ve böyle bir aleti niçin icad ettiğiyle ilgili sebebi vermek zorundadır. Arkadaşlar böyle bir alet diyor ya. Dörtte ortada bir alet yok. Yani bu mutfak robotu mudur yoksa fizikte kullanılan işte hani bir tane e, mıknatız mıdır? Daha sonrasında e, yani öncesinde adı geçen bir tane Such a tool böyle bir alet diyebileceği arkadaşlar mikroskop mudur ortada bir alet yok yani. Peki hocam 3'te yok mu? Hali hazırda atomdan daha küçük partilerin olduğunu biliyor. 3'te de yok o zaman 5'teki arkadaşlar böyle bir aletin cihazın karşılığı 4 ve 3'te olmadığı için sınırlı bir ifadenin karşılığı öncesinde olmadığı için 5 numaraya akışı bozan cümle diyoruz.